Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Bu hafta savunma sanayi serimizde Türkiye ile İsrail arasında oluşturulan savunma sanayi anlaşmalarını ele alacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, katılmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler. Türkiye ve İsrail arasındaki savunma sanayi uzlaşmaları köklü bir geçmişe sahip olmakla birlikte siyasi ve politik gelişmeler nedeniyle zaman içerisinde değişiklik gösteriyor. Her ne kadar iki ülke arasında siyasi anlaşmazlıklar devam etse de savunma sanayi alanında ticaret devam etmiştir. İsrail ile stratejik ve güvenlik anlaşmaları savunma sanayisinde aktif rollerden biri. 1990'ların ilk yarısında Orta Doğu'da meydana gelen değişiklikler ve güvenlik kaygıları artan Türkiye, İsrail ile savunma alanında imzaladığı anlaşmaları arttırma yoluna gitmiştir. Nitekim 1994 yılında dönemin başbakanı Tansu Çiller İsrail ziyareti gerçekleştirmiş. Bu ziyaret sonucunda Türk uçaklarının İsrail havacılık endüstrisi tarafından modernize edilmesi yolunu açan anlaşmalar imzalanmış. Tansu Çiller, İsrail'e istihbarat ve terörizme karşı işbirliği önermiştir. 23 Şubat 1996'ya gelindiğinde ise askeri işbirliği çerçeve anlaşması imzalanmış. Daha sonra da Necmettin Erbakan döneminde 28 Ağustos 1996 yılında savunma sanayi anlaşması ile iki ülke ortak paydada buluşmuştur. Anlaşmada teknoloji transferi, askeri eğitim ve ortak silah üretimi esas alınmıştır denilebilir. İsrail ile kurulan stratejik diyalog platformunda silah alım satımı, ortak üretim projeleri ve hava sahasının karşılıklı kullanımı savunma alanındaki yakınlaşmalardan biri olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 54 adet F-4 Phantom savaş uçağı, 170 adet M-60 tankı ve taarruz helikopterleri modernizasyonu İsrail'e verilen bir kısım önemli projelerin başında gelmektedir. İsrail'in Türk savunma sanayisine bilinen katkılarından biri ise mayına karşı korumalı zırhlı personel aracı Kirpi'dir. Türk savunma firması BMC modelin fikri haklarını satın almış, uygulamıştır. Türkiye 2008'de İsrail'in ürettiği insansız hava aracı olan Heron'dan 10 tane almış. Bu gözcü Heron'ları Kuzey Irak'a yapılan sınır ötesi operasyonlarda kullanmıştır. Ancak Türkiye'nin kendi İHA'larını üretmesiyle birlikte kırıma uğrayan ve arıza çıkaran Heron'lar geri planda kalmaya başlamış olsa da aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 10 tane gözcü Heron halen kullanılıyor diyebiliriz. 2010 yılına gelindiğinde ise Mavi Marmara saldırısı ilişkileri kökten sarsarak işbirliğini derinden etkiledi. Bu olay askeri ve diplomatik ilişkilerin gerilemesine neden oldu. Ancak 2016'da Türkiye ve İsrail arasında uzlaşma askeri işbirliğinin canlanmasına olanak sağladı. Taraflar ortak çıkarlar doğrultusunda askeri projelerde yeniden bir araya gelmeye başladı. Son yıllarda askeri işbirliği bölgedeki dinamikleri etkileyebilecek potansiyele sahip. Ancak Filistin sorunu ile bölgesel siyasi gelişmeler ve uluslararası ilişkilerdeki değişimler iki ülke arasındaki savunma sanayi ticaretinin geleceğini belirsiz kılıyor. Türk savunma sanayisinde İsrail'le olan anlaşmaları ele aldık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.